derste Risale-i okunmadı diye bazı gelen itirazlar vardı. Onlara binaen misal ile anlatacağız. Çünkü Risale-i Nur'da misal ile anlatmanın ehemmiyetine binaen şöyle diyor. Yani Risale-i Nur okunmadı. Halbuki burada tevehüm toplaması ya da hal toplaması yapmıştık. Ondan istifadelerimizi misal ile anlatmaya çalışıyoruz. Bunu nereden çıkardın ya da bunu niye böyle yapıyorsun diyenlere cevap olarak böyle haklı olarak bir itiraz geldi. Bala Laikası 16'da şöyle diyor. Bütün bu risalelerde bütün derin hakaik temsilat vasıtasıyla en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaikin çoğunu büyük alimler tevhim edilmez deyip değil avama belki havasla da bildiremiyorlar. O hakaikin çoğunu büyük alimler diyor özellikle. Tevhim edilmez deyip değil avama belki havasla da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda en âmi bir adama ders verecek derecede. Benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o su-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tesirat ve suhlet beyan elbette bila şüphe bir eser-i inayettir. Ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icaz-ı manevisinin bir cilvesidir. Ve temsilat-ı Kur'aniye'nin bir temessülüdür ve inikasıdır. Yani buradan anladığımız Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde temsilatlar veriyor. Risale-i Nur'da misallerle ta birinci sözden itibaren başlayarak misallerle anlatmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'in icazının bir cilvesi. Temsilat-ı Kur'aniye'nin bir temessülü ve inikasıdır diyor. Yine Bala Laikası 19. sayfada Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan temsilatın bir şulesi diye başlıyor. Az ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameden hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahil ham sırrı temsil dürbünüyle temsili dürbüne benzetiyor. En uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dayanık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasat-ı İslamiye'ye, şuhuda yakın bir yakini imani hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Şuhuda yakın bir yakin dedi. Evet abi, şuhuda yakın bir yakini imani hasıl oldu. Temsil. Evet abi. Ve şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Bu sırrı temsilin dürbin, cihetül vahdet, merdiven ve pencere şeklinde hakaiki bize yakınlaştırmasında olduğunu söylüyor abi. Yine bu misal ile anlatmayı kullanmanın bir sebebi de bu hakikatler dimağımıza iyice yerleşsin, takarrur etsin diyor. Çünkü başka bir yerde misal ile anlatıldığında takarrur ettiğini söylüyor üstadımız. Meleki olsun diye. Çünkü tahayyül ve tasavvurumuz artık bu zamanda çöplüğe dönmüş. Yani bundan belki 200-300 yıl önce bu kadar internet, televizyon, diziler olmadığı için o zamanda yaşayan insanlarda bir hakikat anlatıldığında insana geçiyordu ve bu şekilde bir darbe vurulmadığı için çok kalıcı oluyordu. Bunun örnekleri ninelerimize ya da dedelerimize vardır. Bize yıllarca eskide yaşanan şeyleri anlatırlar. Ve insan bir dersi unutabilir ama bir misali ya da bir sembolü bir şekli kolay kolay unutmaz. O yüzden çoğu zaman bir sembolle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Bir misalle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Yine evet misali dimağımızda tahayyülden itibaren yaşıyoruz. Bir misal anlatıldığında hemen de biz o misalle boyalanmaya başlıyoruz. Tahayyülümüzden itibaren yaşıyoruz, hayal ediyoruz, tasavvurumuzda suret veriyoruz, tefekkür ediyoruz. İtikada kadar o misali yerleştiriyoruz kendimizi. Nasıl bir film izlediğimizde bizi ağlattırıyor, bazen güldürüyor, başka alemlere götürüyor. Öyle de temsillerde Kur'an'ın cilve-i inikasıdır.
bizi alır ta aslımıza götürür. O onu tefekkür ede de o aslımıza gide gele kendimize yol olur. Biz o yolu tefekkürle açtık. Artık işletiyoruz ya. O gittiğimiz yerler de bizi ziyarete gelecek. Nasıl bu misallerle bu hakaiki anladık? Onları tefekkür ede de aslımıza taşındırıyor bizi. Oraya gide gele de artık arada bir yol oluyor ve o yoldan da o gittiğimiz yerden yani aslımızdan bize iade-i ziyarete gelmeye başlıyor. Bu misaller uyanışa, kendimize gelmemize, fark etmemize yarıyor. Ama TV, film ya da işte internette lüzumsuz vakitlerde geçirdiğimiz zaman gittiğimiz o alemlerin iade-i ziyaretine kimin geleceği meçhul. Ve çok tehlikeli çünkü Adem'den geliyor. O film izleyerek ya da internette meşgul olduğumuz o sanal ortamlarda gittiğimiz yerlerin iade-i ziyareti bizim için çok tehlikeli çünkü Adem'den geliyor. Sen kendine gelmiyorsun, seni kendinden almaya geliyorlar. İlkinde kendine adet varken diğerinde kendine